W plot modeli 3 perdeli yapısından 4 perdeli yapısına doğru gelişimini sürdürürken Amerikalı bir yazar olan Sid Field 1979 yılında aslında yakından bakınca çok da farklı olmadığı kolayca görülebilen bir başka grafik kalıp ortaya koydu. Field'in öykü arkı da tetikleyici olayla başlamakta. Yine 4 perdeye esas alınmakta. Orta nokta kriziyle ikinci perde yine iki parçaya ayrılmakta. Karakter arkı yine ikinci perdenin sonuna doğru tamamlanmakta ve öykü arkı yine kriz doruğundan sonra gelen çözümleme ile tamamlanmaktaydı. Maki'nin merkezi öykü arkı da esasen aynı yol üzerinde gider. Robert Maki Story adlı kitabında merkezi öykü içinde arayış halinde olan karakteri takip etmemizi önerir. Ortaklıklarına rağmen kategorik olarak birbirinden farklı üç öykü arkı versiyonu olduğunu eklemektedir. Arc plot, mini plot, anti plot